Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şu an yüzüm gözüm çikolata için Allah'ım. Ama dedim ki bir akşamlar, bir iyi geceler, bir selam vermeden yatmak istemedim. Ama ağzımı temizlesek keşke. Neyse. Bugün günlerden pazar ve gördüğüm gibi saat 1.14. Bakın. Biri çeyrek geçiyor. Ve ben 12'den beri banyoyu topluyorum. Da başlayayım. Bu vesileyle daha düzgün yaparsın. Veya dedim ve blok açtım. Ve karnım guruldadı sonra. Bir tabak yaptım kendime. Sarma vardı, çok güzeldi.
Evet, tatlı vardı, böyle birer dilim yedim. Şimdi yatacağım, bir bardak su içeceğim ve yatacağım. Bu vlogu da böyle bu saatte burada başlatmış olalım. Yarın artık sizinle bir yerlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi geceler diyorum arkadaşlar. Herkese 2 saat sonra merhaba arkadaşlar. En son evi topluyordum. Bizim bir park grubumuz var. Onlar beni arada işte getir çocuğu falan filan. Hava güzel. Çıktık, şimdi eve geldim. Ama o kadar üşüdüm ki tepeden tırnağa buzum şu an. Akşama da şöyle köfte var. Yanına pilav yapacağım. Biraz patates de kızartırım böyle. Şipşak bir menü olur. Çünkü Yasin geldi, Efe'yi aldı, arabayı bırakmaya gitti falan filan. O arada da ben böyle hemen bir menü çıkartmam lazım. Birazdan beklesin. Şurada da köftem var. Şurada da biraz patatesim var. Geldi. Dur bak, balkona geçtim. Gerçekten canım sıkıyor. Sen pilava ne koyuyorsun? 1,5'a 1,5 mu yoksa 1'e 1,5? 1'e 1,5. Benim pilavım çok güzel oldu en son. 1'e 1,5 koymak güzel olacak. Ben zaten hep öyle yapıyorum. Sen de pilava kendini kokla yese. Duydun mu? Ne? Ne görsün? Fink arkadaşım. Yemek yapıyorum. Şey, o konuşacağım Efe için. Böyle kamerayı şarja koydum. Şurada köfteler var arkadaşlar. Şurada da pilavımı yaptım. Kalan şu bütün köfteleri yapacağım. Biraz
Şu an dolsun kameram. Daha sonra size açarım, olur mu? Minimal bir masa arkadaşlar. Bir de salata yaparım birazdan. Yani bizim artık akşam yemeğimiz bu kadar. Sizinle akşam yemeğinden sonra tekrar görüşürüz. Evet, biz yemeğimizi yedik. Sonra çayımızı, kahvemizi içtik, tatlımızı yedik ve may içtik arkadaşlar. Efe uyudu, Yasin uyudu. Ben de yatacağım, şimdi yatmadan dedim ki şu makyajımı bir çıkartayım. Çok ağırlık yaptı yüzümde. Ve gece yatmadan bakımlarımı sizinle paylaşmak istedim. Neler yapıyorum, hangi ürünleri kullanıyorum. Bunu sizlerle paylaşacağım. Çok da bağıramıyorum. Umarım sesim gider. Düşük kollarımızı kıvırıyoruz. Şimdi ben iki tane yüz temizleme jeli kullanıyorum. Bir tanesi bu Sinus, bir tanesi bu The Pressed olanı. İkisinden de memnunum. Bir bunu kullanıyorum, bir bunu kullanıyorum. Yani benim için fark etmiyor. Kullanacağım. Önce yüzümü bir ıslatayım. Evet, yüzümü yıkadım. Burada birkaç böyle kalıntılar var, görüyorsunuz. Onu da ben şu toniği kullanıyorum arkadaşlar. Yüzümdeki ölü deriyi, yağı, makyaj kalıntıları hepsini alıyorum. Gerçekten bakın şuraya kadar bitirmişim ve bayağıdır kullanıyorum yani. Her gece kullanmasam da bayağı bereketli bir ürün. Şunu tamam, bayağı sıkıyorum. Şöyle yüzümü temizliyorum. Ölü deriyi gözüküyor mu bilmiyorum ama makyaj kalıntılarını hepsini aldım. Ben de The Pressed'in şu kırmızı peeling olanı da var. Bundan da çok memnunum. Bunu haftada iki kez yapıyorum ama dün yaptım bunu. O yüzden bugün göstermeyeceğim size. Bu da çok güzel bir peeling arkadaşlar. İçinde ne var biliyor musunuz? Cildi yenilendiriyor.
Daha sonra parlaklık ve canlı bir görüntü veriyormuş. Ben en çok neyini beğeniyorum biliyor musun? Bütün cildimi böyle derinlemesine temizlediğini hissediyorum. İyice köpürtüp yıkadıktan sonra böyle o cildinizde böyle o temiz his var ya, parlaklıkta da gerçekten sağlıyor. O yüzden böyle bunların hepsini bir kullanmaya çalışıyorum. Bu gerçekten bunlardan çok memnunum. Bittikçe aldığım ürünler. Daha sonra serum olarak bu Kore markasının serumları var biliyorsunuz. Bu siyah nokta giderici, bu da gözenek küçültücü. Bunlardan da memnunum yani, fena değil. Burada gözüme sabun şey kaçtı. Yanıyor. Şöyle şunu sıkalım. Bir daha alır mıyım desem, yani başka markalara da şans veririm. Bir daha aynısını alır mıyım bilmiyorum. Ama denemek istediğim bir sürü serum var. Bunlar bitip öyle almak istiyorum. Çünkü biriktirip kullanılmayıp sonra atılıyor. Bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bitince bunlar tekrar alacağım. Yani kötü mü? Hayır. Cildimi gayet besliyor, parlaklık veriyor. Güzenet sıkılaştırıyor mu derseniz pek bir faydasını göremedim ama güzel nemlendirip parlatıyor. Bu siyah noktası fena değil. Anlık bir kurtarıcılığı var. Şöyle şuraları falan sürüyorum işte. Gözüm çok yanıyor, anlatamam. Bunlar da bitti. Derici almam gerekiyor. Ben de tek yüz nemlendiricisi olarak Ulta Prest'in kuru ciltlere özel nemlendiricisi var. Ay gözüm ne kadar kötü oldu baksana. O da böyle bitmek üzere. Yeni bir nemlendirici almam gerekiyor. Bu da çok güzel bu arada. Gayet güzel nemlendiriyor. Kuru ciltlere özel bir nemlendirici. Avanın dudak yağı o kadar güzel ki, yemin ederim kaç tane bitirdim bilmiyorum. Ama dudağı çok güzel besliyor, çok güzel bir parlaklık kazandırıyor. Bunu çok seviyorum. Evet, makyaj temizlemem bitti arkadaşlar. Böyle şimdi yatacağım mis gibi, yarın yeni bir güne uyanacağım. Vlogu da burada kapatayım. Artık sizinle yepyeni bir vlogla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizi öpüyorum.